Herkese merhabalar. Finlandiya'da herkese selamlar, sevgiler. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugünkü videomda kısa bir analiz yapmak istiyorum sizlere. Geçmiş olduğumuz dönem hakkında fikirlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepiniz de biliyorsunuz ki genel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimleri büyük bir güç savaşıdır. Her zaman için bir çatışma, bir arenadır. Burada partiler, kişiler yönetimi ele geçirmek için, gücü ele geçirmek için büyük mücadele verirler. Bu mücadeleye şahit oluyoruz. Elbette bu mücadeleyi taraf olanlar, destekleyenler ya da desteklemeyenler vardır. İki karşılıklı taraf vardır genelde. Genelde ikiye bölünür ve bunu biz şu an için Türkiye'de izlemekteyiz. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu seçimi olarak medya olsun, bizler olsun bunu görmekteyiz. Halbuki iki tane daha cumhurbaşkanı adayı var. Onları kimse sanki duymuyor, görmüyor. Neden? Nedenini hepimiz biliyoruz ki iki güç, Erdoğan'a Kılıçdaroğlu, onlardan daha güçlü. Onların finalini izleyeceğiz ve bu ayan bayan açık durumda şu an için. Aslında biz sıradan insanları, her günkü hayatımızı belediyeler yön vermektedir. Belediyeler etkilemektedir. Bizler belediyeler hakkında hiçbir şey konuşmuyoruz, eleştirmiyoruz. Yani belediye seçimleri, cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi iddialı geçmiyor. Sebebi de küçük kitlelere hitap ettiği içindir belki. Onu bilemeyeceğim ama sonuçta en çok bizi etkileyen kararları her gün belediyeler almaktadır. O hizmetleri belediyeler vermektedir. Herkes suyun başını, çeşmenin başını geçmek istiyor. O yüzden genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimi bütün ülkeye ve hatta ülke dışına taşmış durumda. Yurt dışından da hepiniz de görüyorsunuz, duyuyorsunuz en azından bu seçimleri destekleyenler, tarafları destekleyenler ya da desteklemeyenleri ayan beyan görüyoruz medya aracılığıyla. Aslında batıyla Doğu'nun bir mücadelesi var. Şu anda öyle dönemleri yaşıyoruz ki Doğu ve Batı'nın arasında güç değişimi olacak. Doğu bunu almak üzere, Batı vermemek için elinden geleni yapıyor. Ben Finlandiya'da pencereden baktığımda dışarıdaki insanların çoğunu bir analiz yapsam, bir sayım yapsam çoğunun 100 kişiden 90'ının ihtiyar olduğunu görürüm ve sayarım. O yüzden böyle konuşuyorum. Batı artık üretemez hale geldi. Batı zaten üretmiyordu bizim anladığımız şekilde. Batı'nın üretimi akıl üretimiydi. Senden alır ham maddeyi, bedavaya alır, onu aklıyla başka bir ürüne çevirir ve sana kat kat, senin olan şeyi kat kat pahalı şekilde satar. Böyle bir döngüdedir ve kendi refahını bu şekilde sağlar. Aklını kullanır, aklı üretir bunları. Aklıyla güç sahibi olmuştur. Çünkü Avrupa'nın ve Batı'nın hiçbir yeraltı kaynakları, tarımı vesairesi neredeyse yok denecek kadar, yani kendi kendilerine yetecek kadar yoktur. Hep sömürmekle bunları elde etmiştir. Afrika'dan almıştır, Türkiye'den almıştır, diğer başka ülkelerden ham maddeyi almıştır, bedavaya almıştır ve bunları geliştirerek, kendisi kullanarak ve sana da satarak refahını sağlamıştır. Aklıyla bunu becermiştir. Ama biraz önceki konuya geri dönmek gerekirse artık akıl üretebilecek halde de değil Batı. Batı ihtiyarladığı için, genç insanı kalmadığı için kendi kendine döndüremiyor. Bir de yeni akıllar, yeni ürünler üretemiyor aklıyla. Yeni buluşları yapamıyor. İşin özü teknolojide geri kalıyor. Ve Türkiye gibi ülkeler, genç, nüfusu genç olan ülkeler artık bu gücü Batı'dan söke söke almaya çalışıyor. Tabii buna inananlar var, inanmayanlar var. İçimizde var bunlar, inananlar, inanmayanlar. Ama doğanın kanunudur bu. Deminki söylediğim konuya geri dönmek gerekirse, sadece ben burada evimin penceresinden bakarak bunu anlayabiliyorum. Bir gün boyunca veya bir ay boyunca geçen 100 kişiden 90'ının hepsinin ihtiyar olduğunu, üreten değil tüketenler olduğunu ben görebiliyorum. Türkiye'de bu araştırmayı kendi gözünüzle evinizin penceresinden
gözünden veya nereye görüyorsa sokağa bakarak bir 10 dakika, bir 15 dakikanızı vererek bunu kendinizde tespit edebilirsiniz diye düşünmekteyim. O yüzden Türkiye'de bazı yeni teknoloji ürünleri var. Şimdiye kadar biz üretemeyiz, biz bulamayız fikri hala daha hakim. Batı yapar, Batı bulur. Bu şimdiye kadar belki doğruydu. Üretme amaçlı, bulma amaçlı bir eğitim sistemimiz yoktu. Öyle bir yönetimimiz zaten yoktu. O yüzden Batı gücü elinde bulunduruyordu. Ama Batı istese de artık gücü elinde bulunduramayacak dediğim sebepten dolayı, çok basit sebep, üreteni yok. Çoğu yaşlı, genci yok. Dışarıdan dökme suyuyla aldığı mülteciler veya diğer milletlerin halkları ise tam verimli değil onlar için. Çünkü sebepleri, birçok sebebi vardır. Dil bilmez, entegrasyon sorunu var vesaire var, zihniyet farkı var. O yüzden aynı verimi alamaz. Bunun birçok sebebi vardır yani. Bundan dolayı Türkiye'deki teknoloji gelişimi, yapılan İHA'lar, SİHA'lar, gemiler, yollar, barajlar, nükleer santraller, savunma sanayisinin gelişmesi, teknolojinin gelişmesi anormal değildir. Eğer Batı bunu üretemiyorsa artık birileri bu boşluğu dolduracaktır. Ben inanıyorum ki bu boşluğu Türkiye dolduruyor. Türkiye bu boşluktan yararlanıyor. Çünkü gencimiz çok şu an için ve yapıyoruz. Üretiyoruz, üretmeye de devam ediyoruz. Seçim büyük bir güç savaşı, meydan savaşı gibi görebilirsiniz bunu. Ama ben inanıyorum ki Kılıçdaroğlu derin devletin adamı, Batı'nın adamı değil. İnanmıyorum böyle birisi olabilir, olmaz demiyorum ama Kılıçdaroğlu'nun tarihine bakarsak, ben küçüklüğümde hatırlarım TRT'nin siyah beyaz yayınlarında bu derin devletin adamı Kılıçdaroğlu Türk Sanat Müziği programında veya televizyon programına davet edilirdi. Hiçbir dışarıdan bakıldığında ağırlığı olmayan bir kişinin bu programda veya böyle programlarda ne işi vardı diye sormada edemiyorsunuz. Sebebi her şeyin elbette vardır. Ben inanıyorum Kılıçdaroğlu derin devletin adamı. Şimdi bir tiyatro uygulanıyor. Batı'ya karşı bir tiyatro uygulanıyor. Kılıçdaroğlu da verilen görevi layıkıyla yerine getiriyor diye düşünmekteyim. Kılıçdaroğlu Batı'nın adamı olduğunu, Amerika mandacısı olduğunu ben inanmak istemiyorum açıkçası. %50 şans da olabilir. Şans da verebilirsiniz buna. Ben Kılıçdaroğlu'nun çok tarihini bilmediğim için %50 diyorum. Ama bu ihtimali sizlere hiç konuşulmadığı için anlatmak gereği duydum. Biz Batı istese de istemese de dünyayı tekrar yöneteceğiz. O potansiyel, o güç biz Türklerde, o etki alanı var. Dünyayı yönetmek isteyenler illa bir aparat bulurlar, aparat isterler. Biz de onların bir aparatıyız sonuçta. Bunu yanlış anlamayın. Dünyanın düzeni böyledir. Bazı kişiler o güçleri kullanırlar, kontrol ederler. Şunu demeye çalışıyorum. Kontrolsüz güç, güç değildir diye bir reklam var ya, onu demeye çalışıyorum. Bizi, gücü hep kontrol etmeye çalışır insanoğlu ve biz de potansiyel bir güç olduğumuz için bizi de kontrol etmek ve kullanmak isteyenler muhakkak vardır. Bu gücü istedikleri doğrultuda, istekleri doğrultusunda kullanacaklardır. Önemli olan kendinizi kullandırmamanızdır. Çünkü Batı'da güç olmadığı için, şu an gücü bittiği için o gücü kullanmak isteyenler bizim gibi potansiyel güçlere yöneleceklerdir diye düşünmekteyim. Böyle bir analiz yapmak istedim sizlere. Sizlerin daha farklı fikirleri varsa yorumlara bekliyorum. Aynı fikirde olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Ben sadece sesli beyin jimnastiği yapmak istedim. Ama bu olasılık, dediğim olasılıklar her zaman için olmakta. Küçük de olsa oranı, büyük de olsa bu olasılıklara dikkat çekmek istedim. Bir videomun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı sizler rica ediyorum. Finlandiya'dan tekrar herkese selamlar, sevgiler. Esen kalın, hoşça kalın.